yani. Bey kalabalık. Kaç bölüm Thank you.
Köklü bir tarih ve kültüre sahip olan Türkler, tarihin her döneminde önemli rol oynamış bir millettir. Tarih uzmanları, Türklerin egemenliği altındaki halklara asimile etmeden yönetme ve aynı zamanda güçlü kültürler karşısında ayakta durma konusundaki yetenekleriyle tanıdığını söylerler. Birbirinden çok farklı kültürleri asırlarca bir çatı altında yaşamayı başaran Osmanlı tecrübesinden sonra kopan büyük kıyamet, Türklerin yeniden ayağa kalkmasıyla son bulur. 23 Nisan 1920, Türk tarihinde milli egemenlik ve tam bağımsızlık temelinde yükselen yeni bir süreci ifade eder. Mazlum milletler içinse bu tarih sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadelenin bir sembolü olur. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı birkaç yıl önce sadece Türk tarihini değil, dünya tarihini de akışını değiştiren Cumhuriyet döneminin kültürel hayatını disiplinler arası bir yaklaşımla ele almak ve dönemin tarihi tecrübesinden yararlanarak geleceğe ışık tutmak amacıyla yola koyuldu. Cumhuriyet dönemi Türk kültürü adlı çalışmaya 2007 yılında başlandı. Çalışmanın ilk evresi 1920 ile 1938 yıllarını, yani Atatürklü yılları kapsıyor. Bu sebeple dönemin adı Atatürk dönemi olarak isimlendirildi. Genel editör olarak başkanlığını Osman Orazan'ın yürüttüğü projede Seyfi Başkan, Recep Bostemur, Özgür Çobanoğlu, İsmail Doğan, Yasemin Doğaner, Esin Kaya, Recep Kılıç ve Ali Uçan da uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda editör olarak görev aldılar. Metot ve eserin kapsamı üzerinde uzun uzun tartışıldı ve Atatürk döneminin 16 ana bölümde sunulmasına karar verildi. Bu bölümler giriş, kültür politikası, tarihi süreç, devlet yapısı, toplum yapısı, din, düşünce, eğitim, bilim ve teknoloji, kitle iletişim, dil ve edebiyat, halk kültürü, sanat, arkeoloji ve sanat tarihi, müze ve kütüphaneler ve çevre kültürü başlıkları altında toplandı. Daha sonra her bir bölümün kapsamı ana ve alt başlıkları tespit edildi. Ayrıca dönemin temsil edici figürleri bir kuş dalışıyla ayrıntılı bir şekilde çerçeve yazılar içinde verildi. Her ay düzenli olarak toplanan editörler projenin yazar kadrosunu belirledi. Toplam 119 yazarın kaleme aldığı makaleler editörler ve belirlenen hakemlerce incelendi. Basılması uygun görülen makalelerin gereksiz tekrarlardan arındırılması ve yazım birliğinin sağlanması için editörler büyük çaba harcadı. Bir yılda bitmesi planlanan yazım aşaması yaklaşık 2 yıl sürdü. 500 sayfa olarak tahmin edilen birinci evre ise 1500 sayfaya ulaştı. Tek cilde sığması düşünülen ilk evre önce 2, daha sonra 3 cilt olarak yeniden düzenlendi. Eserin yazımı kadar resimlenmesine de büyük bir çaba harcandı. Her makale için yapılan resimlerin tespitinden sonra gerekli görsel malzemenin bulunmasına girişildi. Böylece yazarlar,
yayıncılar, kişisel ve kurumsal arşivlerden sağlanan resimlerle zengin bir koleksiyon oluşturuldu. Fotoğrafların yanı sıra Atatürk döneminde yayınlanmış kitap, dergi ve gazeteler tarandı. Tozlu raflarda kalan birçok yayının kapak fotoğrafı çekildi. Eserde ayrıca dönemin sosyal hayatını yansıtan afişlere, broşürlere, gazete ve el ilanlarına yer verildi. Resim seçiminden sonra tasarımcılarla birlikte kitabın sayfa düzeni belirlendi. Her bir resim bilgisayar ortamında yeniden tasarlandı ve ilgili sayfalara titizlikle yerleştirildi. Sanayi yatırımlarının yanında eğitim ve kültür alanındaki hizmetleriyle de tanınan Ergin Kan Vakfı bu çalışmaya maddi destekleriyle katkıda bulundu. Böylece Cumhuriyet dönemi Türk kültürü adlı eserin adına yaraşır bir baskı kalitesinde okuyucusuyla buluşması sağlandı. Milli egemenliğimizin 90. yılını kutladığımız bu günlerde yayınlanan eserin sadece kütüphanelerde değil, her evde bulunmasının temel arzumuzdur. Bu eserin başka dillerde de yayınlanması evrensel kültürün bir kazancı olacaktır. Kültür tarihimizi gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek amacıyla yayınlanan Atatürk döneminin devamında 1939-1960 evresi hazırlanacaktır. Cumhuriyet dönemi Türk kültürü adlı eserin gerçek sahibi editör ve yazarlara, arşivlerindeki görsel malzemeleri bizimle paylaşan koleksiyonerlere ve bu eserin basımından yayınına emeği geçen herkese merkezimiz adına sonsuz teşekkürler. Sayın Bakanım, Ergin Kan Vakfı'nın değerli başkanı, Sayın Rektörüm, Sayın Atatürk Yüksek Kurumu Başkanım, değerli kurum başkanları, değerli meslektaşlarım ve değerli konuklar. Bugün bizler açısından son derece anlamlı bir eserin okuyucusuyla buluşmasına tanıklık etmek için buradayız. Bu anlamlı buluşmaya ortaklık etmek üzere salonumuzu dolduran siz değerli konuklarımıza Atatürk Kültür Merkezi adına en içten teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, Atatürk Kültür Merkezi, kültürel araştırmalarla ilgili bir bilim kuruluşu olarak 27 yıldır görevini yerine getirme çabası içinde olan bir kurumdur. Merkezimiz 1983'ten bu yana çok sayıda yayın yapmış, yurt içi ve yurt dışında konferanslar ve bilimsel toplantılar tertip etmiş, 4 yılda bir de düzenli olarak Uluslararası Türk Kültürü Kongreleri düzenlemiştir. Atatürk Kültür Merkezi'nin kuruluşundan bu yana yayınladığı kitapların sayısı 415'i, süreli yayınların sayısı 109'u, düzenlediği uluslararası kongrelerin sayısı 7'yi, ulusal ve uluslararası sempozyum ve çalıştayların sayısı ise 39'u bulmuştur. Panel ve konferansların sayısı ise 1000'e yaklaşmıştır. Merkezimiz kurum bünyesinde uluslararası nitelikte kapsamlı projeler de yürütmekte
ve kısıtlı imkanları ölçüsünde bazı projelere destek vermektedir. Şüphesiz bir araştırma kurumu, bir kültür akademisi olarak kurumun gelmesi gereken noktanın bunun çok daha ilerisinde olduğunu biliyoruz. Bu konuda yönetim sorumluluğunda görev alma fırsatı bulan bilim adamları olarak imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Elimizdeki eserde böylesine bir çabanın sonucu ortaya çıkmıştır. Sayın Bakanımız, bu kurumların gerek fiziki, gerekse hukuki altyapı eksikliklerinin tamamlanması konusunda yakın ilgi ve desteklerini esirgememektedir. Değerli destekleri ve hasreten bu eserle ilgili özel ilgileri için zat-ı alilerine bilim dünyası adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhuriyet dönemi Türk Kültürü adlı çalışma Atatürk Kültür Merkezi'nin şu ana kadarki faaliyetleri içinde şüphesiz özel bir öneme sahiptir. Bu eser güzel bir tesadüf eseri, tam bağımsızlık ve milli egemenlik temelinde yükselen genç Türkiye Cumhuriyeti'nin milli egemenliğinin 90. yılında okuyucusuyla buluştu. Bugün aynı zamanda bunun onurunu da yaşıyoruz. Elinizdeki eser bunların yanında burada vurgulanmayı gerektiren başka özelliklere de sahiptir. Bunlardan en önemlisi farklı disiplinlerden 119 bilim insanının bu eser için bir araya gelmesidir. Atatürk dönemi Türk kültürü adlı eser şüphesiz öncelikle onların eseridir. Esere yazılarıyla katkıda bulunan yazarların hepsi Cumhuriyet yıllarında ve Cumhuriyet sınırları içinde yetişmiştir. Belki bu esere önemli katkıları olacak yurt dışında da çok önemli araştırmacılar vardı. Fakat tercih ettiğimiz yaklaşımı biz çok daha anlamlı bulduk. İkincisi, bu eserin Cumhuriyet'le kazandığını yine Cumhuriyet'in kültür ve bilim hayatına vermeyi amaçlayan, Türk sanayine yaptığı hizmetlerin yanında bilim ve kültür hayatına destekleriyle de toplum nezdinde saygın bir yer edinen Elgin Kan Vakfı'nın bir kültür hizmeti olarak titiz bir baskıyla okuyucunun huzuruna çıkmasıdır. Bu, millet egemenliği temelinde yükselen bir devletin, kuruluş yıllarıyla ilgili bir eserin yine millet eliyle okuyucusuya ulaşmasıdır ve şüphesiz maddi katkının çok ötesinde bir anlam ve önem ifade etmektedir. Üçüncüsü, üç ciltlik bu büyük eserin ardında bu alandaki boşluğu doldurulmasına, bu alandaki boşluğun doldurulmasına, küçük de olsa katkıda bulunabilmenin mutluluğunu yaşayabilmek amacıyla editörlerin gösterdiği fedakarlıktır. Çalışmanın yükünü omuzlayan, farklı bilim dallarını temsil eden değerli akademisyenler, Seyfi Başkan, Recep Bostemur, Öztürk Çobanoğlu, İsmail Doğan, Yasemin Doğaner, Esin Kahya, Recep Kılıç ve Ali Uçan ile vitrinin arkasındaki işleri büyük bir yetkinlikle yerine getiren değerli meslek mesai arkadaşlarım ve baskı konusunda bütün birikimlerini cömertçe paylaşan grafiker yayın mensuplarının çabaları her türlü takdirin üzerindedir. Sayın Bakanım, değerli bilim adamları ve değerli konuklar, Cumhuriyet dönemiyle ilgili farklı disiplinler etrafında son derece önemli çalışmalar yapılmıştır, yayınlanmıştır. Bunları biliyorsunuz. Fakat kültürel hayata belirli dönemler çerçevesinde bütüncü bir yaklaşımla yaklaşan yayınlar ise konuyu ana çizgileriyle ele alan çalışmalarla sınırlıdır. Farklı disiplinlerden 119 uzmanı bir araya getiren bu çalışmanın farkı ise Cumhuriyet döneminin Atatürklü yıllarının kültür hayatını insan ve temsil edici öğeler etrafında tarihsel bağlamı içinde halk kültürünü de içine alacak şekilde bütüncü bir yaklaşımla ele almasıdır. Dönemin ruhu ve
zihniyet yapısının daha iyi anlaşılması için kültürel hayatın şekillenmesinde önemli bir yere sahip, temsil edici figürler ise çerçeve yazılarla daha yakın bir perspektiften değerlendirilmiştir. Gittikçe genişleyen bir kullanım alanı bulan kültür kavramının sınırlarının belirlenmesinde ise temel olarak UNESCO tarafından hazırlanan tezarusa bağlı kalınmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk kültürü adını taşıyan bu eserin ilk evresi, imparatorluktan ulus devlete geçişi ifade eden bir kuruluş devri olan Atatürk dönemi ile sınırlandırılmıştır. Atatürk döneminin başlangıcı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi esas alınmıştır. Sayın Bakanım, değerli konuklar, disiplinler arası işbirliği, sosyal bilimler ve kültürel incelemeler açısından son derece önemli. Fakat bu önemine karşılık ne yazık ki yeterli mesafe kat edemediğimiz bir yöntemdir. Halbuki kültür tarihçisinin, kültür araştırmacısının ilgi alanına giren konular çok çeşitlidir. Kültür tarihçisi, tarihçiler için önem arz etmeyen birçok konuya erişmek ve onları bir bütünlük içinde ele almak zorundadır. Eserde disiplinler arası işbirliğini en üst düzeyde gerçekleştirmeye ve kültürel olguya bütüncü bir şekilde yaklaşma çabası içinde olduk. Bu kadar farklı disiplinlerden yazarın yer aldığı bir çalışmada bütünlüğü arzu edilen ölçüde gerçekleştirmenin zorlukları ortadadır. Bu sebeple esere Cumhuriyet dönemi Türk kültür tarihi yerine Cumhuriyet dönemi Türk kültürü demeyi tercih ettik. Bir yıl sürmesini düşündüğümüz eserin yazımı ve redaksiyonu 2 yıla yayıldı. Eserin basımı ve esere uygun resimlerin seçimi ise 1 yıla yakın sürdü. Kısacası bu eserin eksiksiz bir şekilde yayınlanabilmesi için Atatürk Kültür Merkezi olarak bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorladık. Buna rağmen eksiklerimiz veya yetersiz bulunan kısımlarımız elbette olacaktır ve vardır. Bunları bilim dünyasının değerli katkılarıyla ikinci baskıya kadar gidermek ve gelen tenkitler doğrultusunda daha da geliştirerek en kısa sürede ikinci baskıyı gerçekleştirmek ve bu eseri İngilizceye çevirerek Cumhuriyet Türkiye'sinin kültür vizyonunu dünyaya tanıtmak öncelikli hedeflerimizdendir. Atatürk dönemini bu devirde atılan temeller üzerinde yükselen demokrasiye geçiş sürecinin yaşandığı 1939-1960 arası yıllar takip edecektir. Bu eserin hazırlanmasında emeklerini, desteklerini esirgemeyenlerin, bu hedeflerin gerçekleşmesinde de ilgilerini esirgemeyeceğini ümit ediyor. Bu eserin hazırlanmasındaki anlamlı katkıları için Devlet Bakanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Aydın'a, başta yazarlarımız olmak üzere editör arkadaşlarıma, Sayın Çetin Evranasoğlu'nun şahsında Elgin Kan Vakfı'na, değerli mesai arkadaşlarıma ve bu sevincimizi paylaşmak üzere salonumuzu dolduran siz değerli konuklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Merkezimiz Başkanı Sayın Orat'a yaptıkları açış konuşması için teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar, şimdi Ergin Kan Vakfı Müdürü Sayın Osman Çetin Evranoz'u açış konuşmalarını yapması için kürsüye davet ediyorum. İnsanları ve araştırmacılar, çok değerli konuklar, medyamızın değerli mesulleri. Öncelikle Ergin Kan Vakfı ve şahsım adına hepinizi saygı selamlıyorum. Bugün
Atatürk Kültür Merkezi tarafından hazırlanan Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi 1920-1938 isimli eserin tanıtım toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Elbin Kan Vakfı 1985 yılında vakıf kurucuları merhume Ümer Elbin Kan ve merhum Ekrem Elbin Kan ile Elbin Kan Toplumuna bağlı 8 şirket tarafından kurulmuştur. Elbin Kan Vakfı'nın amaçları şu şekilde sıralanabilir. Kültür değerlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak. Bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek, ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu basılı iş gücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmektir. Elbin Kan Vakfı en önemli yatırımlarını eğitim alanında yapmaktadır. Bildiğiniz gibi eğitime yapılan yatırımlar en faydalı ve geri dönüşü en yüksek yatırımlardır. Vakfımız ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünün yetiştirilmesine ve böylelikle ülke genelinde istihdam imkanlarının artırılabilmesine katkıda bulunmak amacıyla 1994 yılında Manisa'da Ümmühani Elbin Kan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'ne, 2003 yılında Bolu'da Elbin Kan Vakfı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'ne, 2006 yılında da İzmit'te Ahmet Elbin Kan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'ni kurup Türk milletinin hizmetini açmıştır. Bu eğitim merkezlerimizde istihdama yönelik sanayinin ve kuruluşların daha verimli çalışmasını sağlayacak eğitimler verilmektedir. İstihdama yönelik olarak eğitim merkezlerimizde bugüne kadar 195 bin kişi ücretsiz eğitim almıştır. Tabii ki şunu da belirtmeyeyim ki bu eğitimlerin bir kısmı yarım günlük, bir günlük seminerlerdir. Bazıları ise 3 ay süren kurslardır. Elbin Kan Vakfı eğitime bazı okullar inşa edip eğitim camiasına bağışlayarak da katkıda bulunmaktadır. 2005 yılında İzmit'te Cahit Elbin Kan Anadolu Lisesi'ne, İstanbul'da İTÜ Ekrem Elbin Kan Lisesi'ne ve yine İstanbul'da Ümraniye'de Elbin Kan Vakfı ana sınıfları binasını, 2008 yılında da İstanbul Maltepe'de Türkiye'nin en büyük liselerinden biri olan ECA Elbin Kan Anadolu Lisesi'ni inşa ettirip eğitimi açmıştır. Ayrıca bu sene Eylül 2010'da eğitime başlamasını hedeflediğimiz 26 derslikte ECA Elbin Kan Kültür Eğitim Okulu'nun inşasına da başlanmıştır. Yaptırdığımız bu okullardan İstanbul Teknik Üniversitesi Ekrem Elbin Kan Lisesi İTÜ Rektörlüğü'ne, diğer okullar ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladığımız okulların iş donanımı, tefrit şartı ve çevre düzenlemesi de vakfımızca yaptırılmıştır. Vakfımız 2005 yılında uygulamaya koymuş olduğu burs programı kapsamında öncelikle mühendislik ve kültürümüzle ilgili dallarda olmak üzere üniversite öğrencilerine lisans bursu vermektedir. Halihazırda burs programı Elbin Kan Vakfı'nın mütevelli eğitimde temsilcisi bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nde kullanmakta olup toplam 75 öğrenciye lisans bursu verilmektedir. Bunun dışında 2008 yılında uygulamaya başlanan Elbin Kan Topluluğu çalışanlarının çocuklarına üniversite ayrımı yapılmamaksızın lisans bursu verilmektedir. Ve bunların sayısı da 40'a ulaşmıştır. Ayrıca Türk Dil Kurumu ile yürüttüğümüz bir proje çerçevesinde Türk Dili ve Edebiyatı konusunda doktora yapan bazı öğrencilere doktora bursu verilmektedir. Elbin Kan Vakfı, teknolojik araştırmaları ve üniversite öğrencilerinin teknolojik anlamda geliştirdiği projeleri hayata geçirmeleri için 2006 yılından bu yana Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Yeni Fikirler Yeni İşler, 2008 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde Yeni Düşler, Yenilikçi Düşünceler ve Ege Üniversitesi'nde de Özgün Çözüm Getiren Araştırmalar ve Özgün Çözüm Getiren Fikirler başlıklı girişimcilik yarışmalarına ana destekçi olarak desteklemektedir. Elbin Kan Vakfı 2006 yılında yeni bir uygulamaya başlatarak Türk kültürü ve teknoloji alanında araştırma çalışma ve hizmetleri Türk kültürü araştırma ödülü ve teknoloji ödülü olmak üzere iki dalda ödülleri desteklemektedir.
Türk Kültür Araştırma Kurumları. 2006 yılında üniversitede yaptıkları çalışmalar, yetiştirdikleri öğrenci ve akademisyenler, neşrettikleri kitap ve makaleler ve katıldıkları bilimsel toplantılarla Türk kültürüne yaptıkları katkı ve hizmetler nedeniyle bu ödül Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gülay Kurt ve Marmara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor İnce Engin Gün arasında paylaştırılmıştır. 2007 yılında Türk Kültür Araştırma Ödülü 31 ciltten oluşan Türk Dünyası Ortak Edebiyatı isimli projenin hayata geçirilmesini sağlayan Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu'na ve bu konuda emeği geçen araştırmacılara verilmiştir. 2008 yılında Profesör Doktor Bozkurt Güvenç Türk Kimliği Türk Kültür Tarihinin Kaynakları isimli kitabıyla Profesör Doktor Sahip Sakoğlu Türk Kültürü ve Türk Dili üzerine yapmış olduğu çalışmaları ve 40 yıl kitabı nedeniyle Kubbe Altı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nı temsil eden İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözü isimli çalışmayla ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gülen Sankur, İngilizce Türkçe Ansiklopedik Bilişim Sözlüğü ile ürünü paylaşmışlardır. 2009 yılında Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fikret Türkmen, Kültür, Halk Bilimi, Edebiyat, Sanat, Dil ve Tarih konusunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Profesör Doktor Uğur Derman, Türk Halk Sanatı konusunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ve Ege Üniversitesi'nden Yardımcı Doçent Doktor Hatice Şirinüzer, Kök Türk ve Ötüken Uygur Kanunu yazılı adlı kitabıyla ödülü paylaşmışlardır. Vakfımız, belgesel mirasımızı yaşatmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Kandil Lirası Hatanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Kütüphanesi'nde bulunan en eskisi 15. yüzyıla ait olan Türkçe el yazmaları kataloğu adlı çalışmanın basın ve yayınını da gerçekleştirmiştir. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi yayınları ülkenin kültür ortamına katkılarda bulunmak, üniversitede üretilen değerlenen bilgilerin topluma iletilmesinde köprü oluşturmak ve gençleri bilime özendirmek amacıyla popüler bilim kitaplarının yayınlanması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda baktığımız, Boğaziçi Üniversitesi yayınlarının önerdiği Aklın Gözü, Genç Çevittir, Bilime Sevdalı olarak Frost bir sınıf bilimciyle Nezir'in hikayesi isimli kitapların basımına destek olmuştur. Basımı gerçekleşen bu kitaplar kitap ettiği üniversite ve lisenin kütüphanelere de hediye edilmiştir. Cumhuriyet dönemi Osmanlı Türk birikiminin Batı medeniyeti, aydınlanma çağı ve pozitif bilim ilkeleriyle yoğrulduğu ve Genç Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemdir. Bu dönemde Türk kültürü hayatı çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. Tanıtımını yaptığımız bu eser, bu dönemin kültür hayatımızdaki gelişmelerini incelemekte ve sunmaktadır. 9000 kitaptan 2000 adet bastırdık. 9 adedini üniversitelere, liselere, ilçe halk kütüphanelerine, bazı öğretim üyelerine ve araştırmacılara hediye ettik. Bize dönenler bu eserin Cumhuriyet dönemi Türk kültürünü ele alan eşsiz bir eser olduğunu ve Türk gençliğinin bu eserden çok faydalanacağını bildirdiler. Bu büyük eserin hazırlanmasını sağlayan Atatürk Kültür Merkezi'ne ve bildirileri kaleme alınmasını gerçekleştiren 100'ü aşkın öğretim üyemizi ve araştırmacımızı yürekten kutluyorum. Ve Türk milletine sundukları bu eşsiz eser için teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca bu kitabın gerçekleştirilmesinde Engin Kan Vakfı'nın da katkıda bulunmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Değerli konuklar, sözlerimi Engin Kan toplumunun kurucusu merhum Hüseyin Ekrem Engin Kan'ın şu sözleriyle tamamlamak istiyorum. Allah'tan bütün dileğim, kurduğum bütün müesseselerin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak insanlara iş imkanı yaratması, devlete vergi vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara da örnek olmasıdır. Bu vesileyle rahmetli kurucularımızı tekrar şükran ve rahmetle anıyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum. Biz de Ergin Kan Vakfı'na yaptıkları katkı için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sayın Evrak'a da yaptıkları açış konuşması için teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar, şimdi Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Sayın Bahaettin Yedi Yıldız'ı açış konuşmalarını sunması için kürsüye davet ediyorum.
Bakanı, Ergin Kan Bakanı'nın değerli müdürü, değerli bilim adamları, değerli konuklar. Bugün burada çok önemli bir eser tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Tanıtım filminde gördük. Atatürk Kültür Dil Tarihsel Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanımız ve ELKAM Müdürümüz, ELKAM Vakfı Müdürümüz değişik açılardan kitabın nasıl meydana geldiğini bizlere anlattılar. Ben kitap çıktığında ve bana verildiğinde büyük ölçüde kitabı tanımaya, anlamaya çalıştım, karıştırdım. Tabii hemen yeni çıktı da baştan sona inceden inceye tetkikini yapmak mümkün olmadı elbette. Fakat gördüğüm kadarıyla son derece önemli bir eser ortaya konulmuş vaziyettedir. Belli bir fikir edinmiştim. Bugünkü konuşmalardan sonra ne kadar geniş bir emekle ortaya çıktığını hep birlikte gördük ve tanıdığım kadarıyla daha önceki incelemelerimde dikkatimi çeken bir iki hususa dikkat çekmek istedim bu konuşmamda. Onun için de çok kısa bir sunu hazırladım. Her şeyden önce bu bir kültür eseri, Atatürk dönemi kültürünü bize tanıtan bir eser. O halde kültür nedir? Kültür insanların tabiata katkılarıdır diye tanımlamamız mümkün. Bu en açık seçik tanımdır zannediyorum. Çünkü insanoğlu dünyada kendinden önce var olan bir varlıklar dünyasını hazır buluyor. O tabiattır. Kendisi de bu tabiata katkılarıyla kültürü yaratıyor. İnsanın yarattığı her şey kültürdür. Burada iki görüntü görüyorsunuz. Biri bugün tanıtımı yapılan eserin resmi, diğeri de bir baraj. İkisi de insanın tabiata katkısı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca işte Atatürk Araştırma Merkezi'nin diğer eserlerini veya Ergin Kan Vakfı'nın biraz önce tanıttığımız diğer bütün eserlerini işte kültür unsuru olarak ortaya koymamız mümkün. Yani bunlar kültür unsurudur. Bizim tabiata katkılarımızdır. Açık seçik. Demek ki kültür bizim emeğimizle meydana geliyor. Biz üretiyoruz kültürü. Dikkat çekmek istediğim bir iki nokta, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu'nun görevi Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymaktır. Bu anayasanın 134. maddesinin içinde yer alan bir kısım, diğerleri kuruluşla ilgili diğer cümleler. Yani Türk kültürünü, tarihini, dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak. Ergin Kan Vakfı'nın amacı internette yaşatmak, yaymak, tanıtmak. Bilim ve teknoloji ve eğitim alanında faaliyette bulunmak. Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ve Ergin Kan Vakfı'nın ortak eserini de işte saat 2'den bu yana tanıyoruz. Daha önce de tanıtıldı. Burada kitabın hazırlanışı sırasında bu eseri meydana getirmek için harekete geçenlerin iki cümlesini aldım. Zaten Sayın Atatürk Kültür Merkezi Başkanımız anlattı hikayesini. O ilk daha kitap meydanda yokken kendi düşünceleri şöyle: milli kültür muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefine ulaşmak, öncelikle temel kültürel değerlerin korunması
olduğu bir gelişim göstermesine bağlıdır diyorlar. Buradan hareketle de bu çalışmaya girişiyorlar ve diyorlar ki bu çalışma Cumhuriyet'in temelini oluşturan kültür hayatını bilimsel bir fotoğrafını çekerek kültür hayatının sağlıklı bir şekilde gelişimine de katkıda bulunacaktır eser hakkında. Şimdi bu son derece önemli buluyorum. Sağlıklı bir gelişim burada dikkati çekiyor. Ondan önce milli kültür muasır medeniyetler seviyesine çıkartma ideali var. Atatürk'ün ortaya koyduğu, bize görev olarak verdiği, bunu değişik zamanlar hep tekrarlıyoruz, üzerinde duruyoruz. Bu dünyadaki mevcut kültürlerle yarışma hedefidir. Bunun için temel kültürel değerlerin korunması altını çizmemiz lazım. Mevcut kültürümüzün temel değerlerinin dinamiklerinin korunması artı sağlıklı gelişim. Son derece önemli bir kavram. Son derece önemli. İşte bunu gözeterek Atatürk dönemi kültür hayatı kitabı hedefleniyor, çalışılıyor ve ortaya konuluyor. Bu sağlıklı kültürel gelişme nasıl olacak? Elbette araştırmayla olacak. Bu konuda ben daha önce yayınladığım ve defalarca değişik yerlerde anlattığım bir çağdaşlaşma modeli diye adlandırdığım bir değerlendirmem var. Bu Elgin Kambak ve Atatürk Kültür Merkezi'nin birlikte ortaya koydukları bu eser, bu felsefenin de bir ürünü olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Burada benim hep söylediğim, bir kültür bizimki gibi tarihte önemli mesafeler kat etmiş, gelişmiş, ilerlemiş, kendini ispat etmiş, insanlığa hizmet etmiş, değişik kökenlerden, dillerden gelen insanları, değişik hayat yaşayan insanları bir arada refah içinde yaşatmış bir kültür. Ama işte özellikle teknolojinin doğması ve gelişmesiyle güç kaybetmiş görünüşte. Bunun tekrar dirilmesi, gelişmesi, bütün insanlığa faydalı olabilmesi için yapması gereken bir takım işler var. En önemli iş kendi kültürel değerlerini, kendi kültürünü tarihi seyri içinde bütün unsurlarıyla kendi kaynaklarından hareketle incelemek, bütün ayrıntılarıyla incelemek, kültürel dinamiklerini keşfetmek ve o konuda doğru bilgiye ulaşmak. Pardon. Doğru bilgi, kendi kültürü hakkında doğru bilgi. İkinci yapması gereken iş, çağdaş kültürlerin hepsini aynı titizlik, aynı incelikle araştırmak. Avrupa kültürlerinde, Asya kültürlerinde. Ne varsa dünyada. Ve kendi kaynaklarından hareketle onları da anlamak. Bunu iki yolla, araştırma yoluyla inceleyip, incelemeleri kendi dilinde yayınlamak ve bir taraftan da o kültürleri temsil eden temel eserleri, düşünce ve bilim eserlerini kendi diline kazandırmak çeviriler yoluyla. Ve kendi tarihi kültürünün doğru bilgisi, dünyadaki bütün kültürlerin doğru bilgisini çeviri veya araştırmalarla ortaya koyduktan sonra kültürün değişik unsurlarında işte burada görüyorsunuz bilim ve teknoloji, dil, iktisat, edebiyat, sanat, sosyal yapı hepsini görüyorsunuz orada, hukuk vesaire her alanda bu malzemeyi kullanarak özgün bilgi üretmek temel işi bu. Yaratıcı ol, özgün bilgi üretmek. Ve burada gelişmek. Tabii
Yani özgün bilgi demek dünyada diğer kültürlerle yarışmak demek. Eğer onlardan daha iyisini insanlığın üretebiliyorsanız gelişiyorsunuz, farklı oluyorsunuz demektir. Ve bu doğru bilgiyi üretip kültürün bütün boyutlarında yaratıcı olduğunuz zaman, tabii bu yaratıcılıkta sizin değer yargılarınızın da anlamı olacaktır. Yani insanlar zararlı bilgi üretmeyeceksiniz ve onu uygulamaya koymayacaksınız elbette. Ve bu değer yargılarınızı süzgecinden geçirdikten sonra özgün tasarım ve uygulama alanına yönelmek, iş yapmak, üretmek. Bütün mekanizma bu. Ya bunu gerçekleştirdiğiniz zaman kültür ilerler, gelişir, çağdaş olur ve diğer toplumlara da yayılır. İşte buna Atatürk'ün deyimiyle medeniyet diyorlar. Atatürk de kültür tanımında onu söylüyor. Ve bu mekanizmayla ancak çağdaşlaşılabilir, gelişilebilir. Ben mutlulukla görüyorum ki bizim Atatürk Kültür Dijital Yüksek Kurulu'nun bağlı kuruluşu olan Atatürk Kültür Merkezi ve zaten bizim kültürümüzün mayası olan vakıf, bir vakıf kurumu ki kültürümüzün temeli, özellikle İslami dönem Türk kültürünün mayası vakıftır. Hayrat kültürü diyorum ben ona. Ve onun devamı olan işte o inceleme sonucu, o vakıf geleneğini devam etmiştir. Merdiviyette onu görüyorum. Bu iki kurum özgün bilgiyi üretmek için harekete geçen iki kurum son derece önemli bir eser ortaya koyuyorlar. Bu iş birliğini de burada vurgulamamız lazımdır. Ancak o şekil önemli işler yapılabiliyor. Tek başına iş yapmak olur ama öbürü çok daha iyi olur. Ve oluyor, eseri ortada görüyoruz. Ve geniş bir yazar kadrosunda arkadaşlar bahsetti. Mevcut. Evet, burada bu bahsettiğim tabloyla kitabın içindekileri gördüm. O kültür unsurları %90 uyuşuyor. Yani o alanlarda yazılar yazılmış, incelenmiş. Gerçekten kısa bir dönem ama o dönem için kültürümüzün belli bir tablosu çizilmiş. Yani teoriyle pratik burada birbirini tutuyor. Bu son derece önemli gördüğüm için bunu da vurgulamak istedim. Tabii bu kültürel boyutlar, kültür boyutlarının sayısını artırmak mümkün. Ne dedik? İnsanın tabiata katkılarına kültür denir. Her ne katıyor isek bunu değişik kategorizasyonlar içinde ele almamız mümkün. Sayısını çoğaltmamız mümkün. Ve insan gücünü yettiği her alanda yaratıcı olmak suretiyle ürettiği her şey kültür ve insanın yararına olacak bir sistemi çalışmalar oluşturuyor. Ve bütün hedef de insanın mutluluğu, insanın en iyi şekilde yaşaması. Bizim buna çok ihtiyacımız var elbette. Çok çalışmamız lazım. Üniversitelerin ve bizim grubumuz gibi araştırma kurumlarının ve sivil toplum örgütleri yahut ikinci sektörün mutlaka bu konularda işbirliği yaparak ve ben memnuniyetle dinledim biraz önce. Özellikle bu yenilikçiliğe doğru baktığım destek olması üniversitelerin işbirliği yapması son derece anlamlı. Bu tür işbirlikleri sayesinde yeni özgün bilgi üretimlerine gidileceği, buna vesile olacağını görüyor, ümit ediyor. Bu tanıtımı yapılacak
katılmanız için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, bu kitaba emeği geçenleri yalnız bırakmayan Devlet Bakanımız Sayın Profesör Doktor Murat Aydın'a açış konuşmalarını yapması için huzurlarınızda kürsüye davet ediyorum. Ifade ettiklerini selam ve sevgiden söylemek istiyorum. Çünkü
büyük bir gururla götürdüm. İşte alın çalışırsak olur dedim. Kültür Merkezi'nin değerli başkanlığının bir kelimesinden yola çıkayım. Sayın Bakan'ın özel ilgisi oldu dedi. Gerçekten de bu özel ilginin de özel bir yanı var. Zaten önemli ölçüde bir kitapla ilgili ilgi sahibi olduk. Ben biraz o özel ilgiyi açmak istiyorum. Çünkü onun önemli olduğunu inanıyorum. Sadece benim değil, benim durumda olan her Türk insanının, aydının önem verdiği bir konu olduğunu inanıyorum. Bir defa Bahattin Bey'in takdiminden görüyoruz. Tabiata her türlü katkıdır kültür. Ama o orada nesneler olarak duran bir şey de değil. Zaten daha sonraki cümlelerinde onun içini de bir bakıma açtı bize. Bir ünlü kültür konularında bugün herhalde tepede olan 3-5 kişiden birisi, bir Fransız araştırmacısının kültüre habitus kelimesini kullandığını hatırlıyorum ben. Yani sadece kültür işte tabiata katkılarımız değil, bir de bizim duygularımızdır, bizim düşüncelerimizdir, bizim ideallerimizdir, bizim hayallerimizdir ve bizim yaptıklarımızdır, başardıklarımızdır, ortaya koyduklarımızdır. Tamamı kültür. Dolayısıyla bir yere gittiğiniz zaman esasında o nesnel varlıkları taşımıyoruz. Biz bir zihin taşıyoruz. Biz bir bilgi sahibi insan olarak gidiyoruz. Dolayısıyla sizi evvela yaşayan insandan zaten, kültürünüzü yaşayan insandan tanıyorlar. Veya ülkenizi eğer o ülkenin kültürü açısından ele almak istiyorlarsa sadece bütün bunların yazılı çizili olduğu metinlere gitmiyorlar. İnsanlara gidiyorlar. Köye, kasabaya, sinemaya, tiyatroya, okula, üniversiteye, camiye her neyse. Çünkü kültür orada yaşanandır aynı zamanda. Bütün oralarda yaşanandır. O bakımda ne yaparsak aslında büyük ölçüde kültür içine giriyor. Peki özel ilginin sebebi ne? Özel ilginin iki pratik sebebi var efendim. Teorik olarak zaten ben de akademisyen olarak kültür tarihçisi değilim, sosyolog değilim ama hep kültür içinde olmak durumunda kaldım. Yani bütün bir bakım akademik olarak yazdıklarım da geniş anlamda kültür konularıdır. Yani din konusunu yazdınız, felsefe konusunu yazdınız, Farabi İbn-i Sina'yı yazdınız, Descartes'in etkisini yazdınız. O da nihayetinde kültürdür zaten. Kültür konusuna bir sınır çizilememesinin sebebi de odur. Ben dahil pek çok insan kültürle ilgili bir şey yazdığı zaman kültürü tarif etmekle başlayamıyoruz. İngilizler genellikle öyle der. Yani 220'den fazla tarifi olan bir tarifle nasıl başa çıkacağız? Neredeyse 200'ün üzerinde kültür tarifi var. Her neyse. Şimdi özel ilginin sebebi var. Bir tanesi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri. ...2003'ün sonlarından itibaren benim bu alanda bir özel vazifem oldu. Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin hepimiz biliyoruz bir siyasi boyutu var. Eğer Avrupa Birliği'ni büyük bir süreç olarak görürsek, grand process dedikleri büyük bir süreç olarak görürsek o sürecin alt başlıkları var. Siyaset başta geliyor. Her ne kadar Avrupa Birliği ekonomik bir süreç olarak, bir ortak pazar süreci olarak başladıysa da fakat siyaset bugün başta gelen bir konu. Siyasi bir süreçtir, ekonomik bir süreçtir ama aynı zamanda kültürel bir süreçtir. Avrupa Birliği bir kültürel entegrasyon projesidir aynı zamanda. Sadece siyasi entegrasyon değil, sadece ekonomik entegrasyon değil, aynı zamanda bir kültürel entegrasyon sürecidir. Bu kültürel entegrasyonla ilgili konular başından beri var. Ama hiçbir zaman bugünkü kadar güçlü olmadı. Hiçbir zaman bugünkü kadar konuşulur olmadı. Tartışılır olmadı. Ne zaman konuşulur oldu? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne müzakere istikametinde adımlarını daha sık atmaya başladığı zaman. Yani vardı eskiden diyelim ki geriye giderseniz mesela Avrupa'da Katolik çevreler başından beri kültür çok yakın ilgileri vardır. Kültürel kimlikle ilgilenirler. Avrupalılık nedir? Avrupalı kimliği nedir? Sorusunun cevabını ararlar ki Avrupalı olmayanlar işin içine girmesinler diye. Bir sınır çizebilsinler diye.
Bu bir ekonomik sınır değildir. Aslında ekonomik sınırı çizemezsiniz ona göre. Çünkü ekonomi paradır, para globaldir, küreseldir. Kazançlı çıkacağı her yere gider. Ona bir sınır koymak mümkün değil. Siyaset alanına sınır koyabilirsiniz ama aynı zamanda eğer politik bir etkisi varsa kültür alanına sınır koyabilirsiniz. Protestan çevreler genellikle burada protestanlar şudur, katolikler şudur demek istemiyorum. Bu genelliklerin altını çizmek istiyorum. Protestanlar genellikle siyasi konulara ve özellikle de ekonomik konulara daha ağırlık verirler. O background'dan gelen düşünürleri kastediyorum. Ama katolik çevreler hep Avrupalı kimdir? Hristiyanlığın Avrupa'daki yeri nedir? Avrupalı diyen bir insan ne kadar Hristiyandır? Veya her Hristiyan diyen aynı zamanda Avrupalı veya önemli ölçüde bir yere kadar Avrupalı mıdır? Soruları kimlik bağlamında ele alınan çok önemli sorulardır. Ne zaman Türkiye dediğim gibi belli ölçüde adımlar atmaya başlayınca o zaman Türkiye'nin karşısına çıkanlar ki bunların epeyce bir kısmı merkezi Avrupa ülkelerindedir. Karşısına çıkanlar dört cümleyle bizim bir bakıma önümüzü kesmeye çalıştılar. Dediler ki evvela birinci cümle Türkiye, ben bazen İngilizce'deki o T-O-O-T-U diye uzatarak konuşuyorlar zaten. Ondan yola çıkarak bizim çok uzatıyorduk. Türkiye çok büyük diyorlar. Amaç nüfustur yani. 72-73 milyon nüfus. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olduğu zaman Almanya'yla birlikte, Almanya'yla beraber gidiyor. Tabii bütün nizam böyle devam ederse ona göre düzenleniyor. Söz sahibi olma hakkınız, yetkiniz, etkiniz ona göre düzenleniyor. O bakımdan Türkiye çok büyük. Sanki 58'lerde başvurduğumuz 63'lerde mesafe aldığımız zaman Türkiye çok küçüktü gibi. O zaman da Türkiye çok büyüktü. İkincisi Türkiye çok bir bakıma G20'nin içindeyiz. Son derece hızlı büyüyen bir ekonomi var. Milli hasıla son derece artıyor. Müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisisiniz. Şakası yok. Üçüncüydük. Amerika'yı geçtik. Çin'den sonra ikinci olduk. Tamam yoksulluğumuz var onu biliyoruz ama böyle çok yoksul dediğimiz zaman şu anda Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere bakarız. Bunların bir kısmı bizim komşumuz zaten. Selam verip girdiğimiz ülkeler. Onlar çok mu zengin de biz çok yoksulluğuz. Üçüncüsü Türkiye'nin sınırları çok problemli. Komşularımız olan sınırlarımızı söylüyor. Doğru bazı problemler var. Bazı sıkıntılar var. Ama biz Avrupalılar olarak demiyor muyduk ta başından beri? Demokrasinin sınırı olamaz. Demokrasi evrensel bir yürüyüştür. Demokrasiye bir yerde sınır koyduğunuz zaman o sınıra kadar getirdiğiniz demokrasiyi muhafaza etmeniz mümkün değildir. Şurada demokrasi dursun, bir de bir yastık ülkeye bir ihtiyaç var. Bir şey olursa o gerilimi gevşetsin. O yastık ülke de Türkiye. Yağma yok dedi. Böyle şey olmaz. Madem demokrasi evrensel bir yürüyüştür, insanlığın küresel kentte huzur içinde birlikte var olmasının temel şartı demokratik değerlere sahip olan rejimlerin varlığıdır diyoruz. O halde Türkiye'nin problemlerindeki sınırları Türkiye'nin problemleri gibi öne sürmek haksızlıktır. Doğru değil. Ve bu sorunların da zaten çözülmesi lazım. Her sorunun çözülen ülke Avrupa Birliği üyesi olmak gibi bir durumda olmayacaktır elbette. Avrupa Birliği üyeliğinin bir sınırı olabilir. Ama demokrasinin bir sınırı olmaz. Peki dördüncü iddia ne? Türkiye'nin kültürü, Türk kültürü çok farklı. Benim işim bu cümleyi tahlil, tenkit ve her neyse o ondan sonra yapılacak onlardır. 3,5 sene neredeyse bu cümlenin açılımı, bu cümlenin doğru mu yanlış mı olduğu sorusu benim hem akademisyen hem de siyaset içinde olan bir kişi olarak en önemli görevim oldu. Gerçekten Türk kültürü ne kadar farklı, çok mu farklı? Çok farklı diyenler neye dayanarak bu iddiada bulunuyorlar? Çünkü bir iddiada bulunmanın birkaç zemini var. Bunlardan biri gerçekten bilgiye dayanarak söylersiniz. Çok farklı dersiniz. Türkiye'de insan şöyle anlaşılıyor,
Halbuki Avrupa'da insan böyle anlar. Türkiye'de efendime söyleyeyim güzellik, estetik şöyle tarif ediliyor. Burada böyle tarif ediliyor. Böyle bir bilgiye mi dayanıyor? O zaman oturup bilgi çerçevesinde konuşmanız ve tartışmanız mümkündür. Ve neticede de anlaşmanız belli bir yere kadar mümkündür. Bilgiyle hareket edildiği sürece sonunda anlaşmamak üzerinde en azından anlaşırsınız. Tamam, siz farklısınız, ben farklıyım. O bile bir anlaşmadır ve birlikte yaşamak için önemli bir anlaşmadır. Demek ki evvela bilime mi dayanıyor? Onun bilinmesi lazım. Bilinmesi demek bu eserlerin ortada olması demek. Bu eserlere dayanarak bildiri hazırlamaktır. Program yapmak demektir. Bilgiye dayanıyor. Yanlış, çünkü çıkan 3 ciltteki bilgiler bunun doğru olmadığını ortaya koyuyor diyebilmek imkanının bana verilmesidir. Özelliğinin sebebi bu. Onun için arkadaşım, hepinizin eleştirisini bekliyoruz. O eleştirilerin ışığında yeniden ele alınacak ve kısa zamanda onun İngilizceye çevrilmesi lazım. En çok kullanılan dil olmaklığı itibariyle İngilizceye çevrilmesi lazım ki okuduğu zaman arkada zengin bir kültürün olduğunun ipuçlarını yakalasın. 30 cildi çıkardığımız zaman ipuçlarının ötesinde bir noktaya taşımış oluyoruz. Başka neye dayanıyor? Ön yargıya dayanıyor. Ben çok insan gördüm. Araplarla Türkler arasında ne fark var? Yahut da Arapça ile Türkçe arasında ne fark var diyor. Ben hep anlatırım. Bundan 40 sene önce Edinburgh Üniversitesi'nde, İskoçya'nın başkenti Edinburgh Üniversitesi'nde saat 10'da akşam kütüphaneden iniyorum. İnce, zarif, sakallı, üzerindeki giydiği elbise herhalde bir 40-50 senelik vardır, böyle bir tatlı görünüm var. Şöyle bir yüzüme baktı. Dünyanın neresindensin diye bir soru sordu. Which part of the world are you from? Dedi. Dünyanın hangi kısmındasın? Ben de from Asia. Asya. Biraz durdu. E bu bir cevap değil dedi. Doğru dedi, çünkü senin sorun soru değil ki, benim cevapta cevap olsun. Adam hangi ülkeden geldiğini sormuyor, dünyanın neresinde dedi, fark etmiyor. Bir İngiltere var, bir diğer var falan. Dedim, senin sorun soru değil ki, benim cevapta cevap olsun. Biraz durdu. Affedersin dedi. Hangi ülkedesin? Ha, Türkiye'de dedim. Türk'üm dedim. O zaman iş, şey yapıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Hakikaten büyük ön yargılar, büyük ön yargılar. Hiç Türk kültürü hakkında bilgi sahibi olmadan ahkam keser insanlar. Kaldı ki başka sıkıntılarımız da var. Biz Türkler daha fazla çalışmaya mecburuz. Komşularımıza nazaran daha fazla çalışmaya mecburuz. Çünkü akademik, özellikle kültür konusunda söylüyorum. Akademik açıdan onlara nazaran daha az talihli olduk. Eğer Doğu çalışmaları yapılacaksa, Orta Doğu çalışmaları yapılacaksa, kendi açılarından haklı olarak en çok kullanılan, tarih boyunca en çok eserin yazıldığı dil tercih edilir. Ben o zaman ben de tercih ederdim, o halde. O dil hangisidir? Arapçadır. Bizim büyük alimlerimizin bile epeycisi Arapçadır. Dolayısıyla evvel Arapça gidiyor, Arapça çalışıyor. Çünkü orada çok daha geniş bir alanın olduğunu görüyor. Nihayet akademisyen bir insandır. Yazmak, çizmek, başarılı olmak istiyor. Eğer ondan sonra bir dili tercih ederse Farsçayı genellikle tercih ediyorlar. İki dile nazaran Türkçeyi tercih edenlerin sayısı fazla olmamıştır. Onun için Batı dillerinde Türk kültürüyle ilgili üretim de azdır. Yani bir Mısır'la ilgili yazılanları toplayınız. Bir, hani Ankara çok yeni bir şehirdir. İzmir ayrı özellikleri olan bir şehir, benim şehrim. Ama İstanbul'la mukayese ederseniz çok daha fazladır belki. Belki diyorum çünkü bütün yazılanları bir araya getirip mukayese edecek imkanı yok. Dolayısıyla bugün arkadaşlarımın yazdıklarının ancak zannediyorum belki 150'de biri İngilizce, Fransızca tercüme ediliyor. Türkiye'nin üretimi hala Batı'da bilinmiyor. Hala Batı'da okunmuyor. İngilizce yazarsak o zaman Türkçe imal ediyoruz. Haklı olarak İngilizce yazmaya başladığında bir burukluk hissediyorsunuz. Yani ben anamın dilini, Yahya Kemal'in dediği gibi, ana sütü olan dilimi kullanmak istiyorum. Ben eğer bir kelimeyi bir sene falan kullanmamışsam özlüyorum. Aklıma geldiği zaman da kullanıyorum. Çünkü o sizin kimliğiniz, o sizin hayatınız. O kelimenin ayrı bir yeri var sizin dünyanızda. Ama eğer İngilizce yazmazsanız, İngilizce konuşmazsanız,
veya Fransızca veya Almanca. İngilizceyi başta söylüyoruz çünkü dünya dili haline geldi. Dolayısıyla o zaman da tanımıyorsunuz. Nice batıda bugün meşhur olmuş insanlar var ki eserlerini biliyorum ve nice Türkiye'de benim arkadaşlarım var ki o eserlerden daha iyi eserler yazmışlardır ama dünyanın onlardan haberi yok. Niye? Çünkü onlar okumuyor. O halde biz birkaç katlı çalışmak zorundayız. Yani hem üreteceğiz ve onu mutlaka Türkçe üreteceğiz. Ama ondan sonra da onu başka dillere çevireceğiz ki bu toplum tanınsın, bu kültür tanınsın. Tanındığı zaman eminim bugün söylenenlerin büyük bir kısmı söylenmeyecektir, söylenemeyecektir. Tekrar ediyorum, ben aşağı yukarı 3 sene içinde 150 noktaya seyahat ettim. Bir günde 7-8 program gerçekleştirdiğimi biliyorum. Bakıyorsunuz, mesela hiç unutmam. Chicago'da ki bu son hadise olmasaydı zannediyorum şu sıralarda benim de bir Chicago'ya seyahat etmem gerekiyordu. Yine kültür konusu, medeniyet konusu. Ama bu hadise olunca açıkçası iptal ettim seyahati. Orada bir uluslararası ilişkiler ve dış politika ve güvenlik konusunda uzmanlaşmış iki kurumun düzenlediği bir toplantıya katıldım. Toplantı bitti. Birisi bir soru sordu. Yani konunun ne kadar bilinmediğini anlatmak için örnek olarak veriyorum. Dedi ki Sayın Bakan dedi pek çok yerde dedi acaba İslam'la demokrasi bağdaşır mı bağdaşmaz mı tartışmaları oluyor. Başka dile çeviriniz sizin kültürünüzle demokrasi bağdaşır mı bağdaştırmadı. Çünkü İslam dediğiniz zaman kültürün merkezinde yer alan bir alandan bahsediyorsunuz. İkisini eşitlemiyoruz. Ama aynı zamanda merkezinde Huntington'ın medeniyetler çatışması tezinin medeniyet kavramının içine bakarsanız zaten yanlış olarak dinle başlıyor. Her neyse onun başlaması, onun işi de. Dedi ki yani Türkiye'de dedi bu türden çalışmaları pek görmüyoruz dedi. Acaba dedi siz yani bazılarının iddia ettiği gibi Müslümanlığı bırakıp başka bir yöne mi ilerlediniz? Çünkü öyle bir iddia da var. Yoksa sizin modern eğitiminizde çok fazla bir din eğitimi yok. Yoksa bu konuları pek bilen mi kalmadı? Ne halinde samimi bir soru. Yani birkaç kelimeyi farklı kullanmış olurum. Soru bu. Ben de dedim hayır dedim. Biz o sorunun cevabını 150 sene önce verdik de onun için bir daha geri dönmüyorum dedim. Şaka ettiğimi zannediyorum. Hepsi şaka ettiğimi zannetti. Ciddi söylüyorum. Biz onu 150 sene önce hallettik o konuyu. Nasıl hallettiniz? Meşruti idare, meşrutiyet cumhuriyetin başlangıcıdır. Meşruti idare tartışmaları başladığı zaman, yani 1876'dan önceyi kastediyorum. Başladığı zaman birkaç kişi biraz müteessir olmuş. Nereden çıktı bu meşruti idare meselesi de nereden çıktı? Şeyh Hüsam Hazretleri'ne gidip soralım demişler. Gitmişler demişler Efendi Hazretleri, başımızda bir de meşruti idare diye bir şey çıktı. Şeyh İslam işin aslını biliyor. Ne olay ki o manası? Efendim halk sahibi rey olacakmış. Halk rey sahibi. Rönesans, aydınlanma. Önemli olan bunların sonuçlarının o ülkede etkili olmasıdır. Siz Fransız ihtilalı kebirinin, büyük devriminin Türkiye'de ne kadar tartışıldığını, ne kadar konuşulduğunu, münevverlerimizin yazdıklarının büyük bir kısmının onunla ilgili olduğunu bilen bir insan. Dolayısıyla Rönesans, evet tamam benim ülkemde İtalya'da olduğu anlamda olmadı. Ama Rönesans'ın oluşunda benim payım var. Rönesans beni etkileyen bir süreçtir. Aynı şey aydınlanma için öyle. Aydınlanma birdenbire gökdelenmedi. Onu da hatta reformasyon gökdelenmedi. Allah ile kul arasına kimse girmemelidir. Kiliselerde böyle efendim altınlar, gümüşler vesaireler bu kadar bol olmamalıdır. Efendim hiçbir insanın yanılmamazlığı, baba yanılmazlığı ya, yanılmamazlığı diye bir şey söz konusu olamadı. Bunlar nereden geldi Hristiyanlar? Bu fikirler ilk defa mı çıktı ortaya? Yok muydu? Eğer çalışırsak arkadaşlar, ama evvela evde, ev evimizi yaparsak ve sonra bunu, bu bilgilerimizi siyasetçilere taşıdık.
Türkiye'yi anlatma vazifemizi ve zevkimizi. Bu sadece vazifeyle olmaz. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, olmuyor. Bu aynı zamanda zevk veren, heyecan veren, gurur veren bir durumdur. Bir iç dünya halidir. Eğer o şekilde yaparsak bizim kültürümüzün geleceğiyle bu milletin geleceği kadar parlaktır. Atatürk'ün teşhisi gerçekten mükemmel. Çok teşekkür ediyorum Bahattin Hoca'ya onu sabah sabah oraya yazdığı için. Hem o kültürel değerleri muhafaza edeceğiz. Değer ırkçılığına kaçma. Değer köktenciliğine kaçma. Evrimi dikkat alacağız. Her şeyin hayatı vardır. Her şey o hayat içinde değişebilir. Ama özü o kültürün, o kültürel değerlerin özü bizim asırlardır oluşturduğumuz millet olarak, topluluklar olarak özlerdir. Bu özler asırlarca bu milleti birlikte yaşattı. Bundan sonra da biz ne yaptığımızı bilirsek o kültürel değerler ve o değerlerin sağladığı, inşa ettiği ortak tarihi kimlik ve ortak kültürel kimlik bizi nice asırlarca ebed müebbet bizi birlikte yaşamaya götürebilecek güce sahiptirler, zenginliğe sahiptirler. Evvel onları muhafaza etmemiz lazım. Demek ki kültürel muhafazakarlık öyle ayıp bir şey değil. Hani diyorlar ya, ya muhafazakar olacaksın ya terakkiden yanılacaksın. Aynen. Hem muhafazakarım hem terakki. Hem muhafazakar olacağım, hem de demokratik değerleri bu ülkeye ne kadar güçlü dikersen o kadar iyi olacak. Ya o ya o felsefesi değil. Hem o hem o felsefesi. Hem köküm mazide olacak, hem de fizik okurken, ortaokulda lisede matematik okurken, biyoloji okurken bize ancak belli bilgiler verilir. Bu bilgileri daha öteye götürmenin, daha ötesini çalışmanın, daha derinlemesine araştırmalar yapmanın, incelemenin, analitik çalışmalar yapmanın yöntemleri öğretilir. Mesela atom fiziği öğretilmez. Ama Newton fiziği öğretilir. Fiziğin temel kavramları öğretilir. Işık öğretilir ama astronomi öğretilmez. Astrofizik öğretilmez. Yani bir fizikçi ya da insanlarımız kalkıp da bize lisede fizik öğretmediler ki demezler. Diyemezler. Çünkü lisenin müfredatı bellidir, tarihte de bellidir, biyolojide de bellidir, fizikte de bellidir. Ya da matematik, temel aritmetikle başlarız biz. Daha eski medreselerimizden başlarız. Semaniye'de ilerleriz, daha da öteye götürürüz. Şimdi üniversitelerimizde daha öteye götürürüz matematikte. Diferansiyelleri öğreniriz, ekvilibriyumu öğreniriz, başka şeyleri öğreniriz. Arf teoremini öğreniriz, üniversitede çalışırsak. Ama kalkıp da matematikçilerimiz bize lisede matematik öğretmediler ki demezler. Onun için biraz da insanımızın kendi elindedir tarihini öğrenmek, kültürünü öğrenmek, yanlışları varsa düzeltmek, bunun yöntemlerini edinmek. İşte bu yöntemler zaten bizi hem karşı çıkmış oldum hem nereye getirdim konuyu. Bu yöntemler bizi böyle bir kültür tarihi çalışmasına itti. Yani insanlarımız buradan elde edecekleri tarihçilerimiz, kültür tarihçilerimiz, siyaset bilimcilerimiz, din tarihçilerimiz, Sayın Aydın'ın vurguladığı gibi sosyolojide, siyasette, iktisatta kendisi bize pek konuşma şeyi de bir fırsatı da bırakmadı. Her alanda insanlar buralardan ipuçlarını alsınlar. Bu üç ciltten neyse onlar, keywordleri alsınlar. Bunları öteye götürsün. Daha fazla çalışma yapsınlar. Üstelik biz artık belli bir birikime ulaşmış insanlarız. Belli şekillerde şekillendik. Belki bundan ötesini göremiyoruz ama genç kuşaklar olarak bu insanların yapması gereken, sizlerin yapması gereken, özellikle öğrencilerimizin bu. Anlamak derken biz yani geçmişi anlamak, kültürümüzü anlamak derken siyasi tarih çalışmamızda böyle bir birikimin ipuçlarını oluşturalım, insanlar da buradan yürüsünler dedik. Dolayısıyla bu kitap, ben şöyle bir isim koydum bu kitabı, inşallah bulurum şimdi buradan. Bu kitap, kendim söyleyeyim, bir Des Libris Gratis Cultura Academia oldu. Yani Latince çok büyük.
akademik kültür kitabı haline geldi çalışma. Belki editörler kurulu çalışanlar, bu işe emek veren kültür merkezi çalışanları, hatta başkanımız Sayın Murat'a bu işin bu noktaya gelebileceğini hayal edemiyorduk. 2 sene, 3 sene önce başladığımızda, fakat büyük bir kaynak kitap ortaya çıktı. Şu soru mesela çok önemli bir soru. Bir kaynak tarih kitabı yazılırken, 1900 yılından bir örnek vereyim. Tarihçi Charles Victor Langlois söylüyor bunu, yazıyor. Tüm çağların, tüm ülkelerin yazarlarınca biriktirilmiş olan koskoca bir kitaplığın, bir birikimin, yani insanlığın yazınsal ve bilimsel mirasının sunduğu her tür kaynaktan halkın çabucak ve güvenle yararlanabilmesi için ne yapmalı? Bütün ilgililerin bilgiyi tarih olarak, tam olarak, tarihsel olarak kullanabilmesi için bu mirası nasıl düzene koymalı? İşte bu miras kaynak tarihtir, kaynakça tarihidir, gördüğünüz eserin tarihidir. Yani Türk kültürünün kısa bir dönemde, bir momentte, tarihte, bir anda 1928'de alınmış bir kesitinde biriktirdiği maddi manevi kültür birikimlerinin alanlarının bu kitapta önümüze açıldığını görüyoruz. 1900'de sorulan bu sorunun cevabı, halka en kolay nasıl ulaştırılır birikim, ancak böyle ex libris gratislerle ulaştırılır. Dolayısıyla bu kitap bize hem önümüzde büyük ufuklar açacak bir eser oldu, hem de en azından bilim adamlarının ömrünün sınırlılığı göz önüne alınarak grup çalışmasının ne kadar değerli olduğunu ortaya koydu. 120 kadar akademisyen, 10 küsür editörler kurulu, 20 küsür çalışanla 150'ye yakın insan disiplinler arası bir şekilde grup çalışması yaparak böyle güzel bir eseri meydana getirdiler kültür tarihinde. Bunun için de hepsine ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Grup çalışması şunun için önemli, her zaman aklımızda olması gereken bir şey. Tarih, evet, 1928, 18 yıllık bir alan, belki kimilerimize tarihçi olmayanlar özellikle geniş gelebiliyor, büyük gelebiliyor, ama tarihte bir gün bile çok büyük zamandır. Tarihçi Eric Hobsbawm'ın, bu İngiliz tarihçilerinden biri, bir sözünü söylemekle burada bitireyim nasıl önemli bir çalışma olduğunu. Bir tarihçinin ömrü Fransız İhtilali'nin bir gününü incelemeye yetmez diyor. Dolayısıyla bizim eşgüdümlü, birbirleriyle uyuşabilen, anlaşabilen, en azından tarih araştırma yöntemlerinde uyuşabilen, ortak çalışmalar yapabilen grup çalışmalarına ihtiyacımız vardı. Bu bizim Cumhuriyet dönemi Türk kültürü eserimiz, hepimizin, hem kültür merkezinin hem de Türk dünyasının eseri, böyle bir grup çalışmasının ürünü oldu. Katkıda bulunanlara, başlatıcılarına, yüksek kuruma destekleyicilerine içten teşekkürlerimi sunarım. Söz vardır, en sonuncusu ama en kötüsü değil. Dolayısıyla İsmail Doğan hocamızın Atatürk dönemi toplumsal tarih konuşmasını yapmasını rica ederim. Atatürk Kültür Merkezi'nin, Atatürk İl Tarih Yüksek Kurumu'nun değerli başkanı, Atatürk Kültür Merkezi'nin değerli başkanı, Sayın Genel Müdür, Bartın Üniversitesi'nin çok değerli rektörü, değerli davetliler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi biz akademisyenler olaylara kategorik olarak bakıyoruz, oturup kendi alışkanlıklarımıza bağlı olarak da uzun uzun metinler kaleme alıyoruz. Olası konuşmalarımız ve derslerimiz için bunu her zaman yapıyoruz. Buradaki bütün
Çocuklar da aynı şekilde kendilerini hazırladılar, geldiler ama bugün bu toplantının öngörülmeyen zaman kullanımı nedeniyle siz değerli dinleyicileri sıkmamak için ben de elimdeki bilgisayar ve notları kapatıp meramımı ifade etmeye çalışacağım kısa bir süre içerisinde. Davetiyede de gördüğünüz gibi Atatürk dönemi toplumsal tarihi gibi çok iddialı bir konu bana verilmiş. Zaten proje kendi içinde iddialı bir projedir. Bu tür organizasyonlarda bazen ilkler yaşanır. Ben de bu ilkleri arkadaşlarımla birlikte yaşadım. Bu nedir diyecek olursanız, şimdiye kadar kendi akademik alışkanlıklarımız ve performansımız üzerinden belli çalışmalarımız oldu. Bu çalışmaları, bu kabiliyetimizi değişik alanlara yansıtma konusunda çok büyük vesileler olmadı. Yani bir sosyolog olarak, bir eğitim sosyologu olarak belli bir döneme bakıp o dönemi siyaseti, hukukun, dinin, o dönemi tarihin ve geleneğin ışığında ele almak gibi eklektik çalışmalara yönelemedik. Ülkemizin akademik hayatının bu tür çalışmalara ihtiyacı vardır ve bu çalışmalar, bu vesilelerle ortaya çıktıkça bir taraftan çok önemsediğimiz ama bu vesilelerle karşılaştıkça da, bu deneyimlerle karşılaştıkça da daha çok mesafe kat edeceğimizi düşündüğümüz biz öz eleştiri gereği ortaya çıkıyor. Yani bir sosyologun aynı zamanda tarihsel manevrası olması gerektiği, dinsel, akademik anlamda ahlaksal, hukuksal manevraları olmaları gerektiği ve bunları çalıştırabilecek adreslere ve doğru insanlara yönelmesi konusunda bir portföyünün olması gerektiğini anlamış olduk. Özetle bu çalışma hem bilimsel anlamda bir ihtiyacı doldururken aynı zamanda bizim formasyonumuza, bizim hazır bulunuşluk düzeyimize de katkılar getirdi. Biz de çok şeyler kazandık, kazanmaya ve o katkıları kendi entelektüel dağarcığımıza aktarmaya devam ediyoruz. Tekrar ve defaten teşekkürlerimizi bu tür bir organizasyonda bizi düşünen arkadaşlarımıza ve dostlarımıza, meslektaşlarımıza, sevgili Atatürk Kültür Merkezi Başkanı'na hasreten teşekkür ediyorum. Efendim, böylesi güzel bir tanıtım toplantısının hem sunucusu hem de panelisti olmaya çok sağ ol. Değerli konuklarımız, Sayın Başkanım, ben birazdan izleyeceğimiz slaytları panelistlerimizle beraber izlemek istiyorum. Onların arkası dönük olarak burada oturmalarına gönlüm razı değil. Onlara önce buraya kadar zahmet ettikleri, eserimize katkıda bulundukları ve yaptıkları konuşmalar için çok teşekkür ediyorum. Ve Yüksek Kurum Başkanımız Sayın Bahaettin Yediyıldız'dan Sayın Esin Kaya Hanımefendi bir çiçek verdiğini. Başkanı, müdürü Sayın Osman Çetin.
Profesör Doktor Osman Murat'a'yı da fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi slaytlarda bu işin resimlemesinin nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Salondan ayrılmayın arkadaşlar. Bir resim alalım. Sizlerimize teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, sene boyunca editörlerimiz, yazarlarımız, değerli başkanımız bu eser üzerinde titizlikle çalıştılar. Tabii bu eserin bir de sunumu var. Bunun fotoğraflanması var, resimlenmesi var. Bunun için de bize Sayın Mehmet Aslan Güven ve diğer fotoğrafçı, bazı profesyonel fotoğrafçılar yol gösterdiler. Özellikle Mehmet Aslan Güven nereden, ne şekilde, nasıl fotoğraf bulacağımız konusunda bize öncü oldu. Osman Murat hocamız çok titiz, çok bu konularda duyarlı ve sadelikten hoşlanan bir bilim adamı. Şimdi kendisi bu fotoğraflama üzerinde çok titizlikle durdu. Bunun güzel bir şekilde olmasını istedi. Adına yaraşır bir eser çıkaracağız madem. Bunun görsel olarak da doyurucu ama bilimsel metinlerin önüne geçmeyen, onları destekleyen bir mahiyette olmasına çok önem verdi. Kendisi bütün metinleri dikkatle okudu, onların bir fotoğraf listesini çıkardı. Hangi sayfada, hangi metinde, hangi fotoğraflara ihtiyaç olacağının listesini çıkardı. Daha sonra Mehmet Aslan Güven ve diğer arkadaşlarımızla beraber bir araya geldik ve profesyonel bir yardım almadan bu fotoğrafları bulmak için araştırmaya başladık. Önce çeşitli kurumlara yazdık. Onlardan istediğimiz fotoğrafları talep ettik. Bazıları isteğimize pek cevap vermedi. Bazıları aylar sonra cevap verdi. Ama bazı kurumlarımızda, bazı üniversitelerimizde bu isteklerimizi çok ciddiye aldılar. Ve ondan sonra bize çeşitli materyallerle desteklerde bulundular. Bunun yanı sıra Milli Kütüphane gibi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi, Siyasal Bilgiler Kütüphanesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ve Merkezimiz Kütüphanesi ile özellikle Araştırma Merkezi Kütüphanesi'nden çokça yararlandık. Sevgili konuklarımız, biz bu eser için fotoğrafları seçtik ama yani karanlıkta yürüyor gibiydik. Yani bulduğumuz fotoğraflar aşağı yukarı 600-700 civarında fotoğraf bulduk. Bunları 5 ay içinde bulduk. Ve bu fotoğrafları Grafiker Limited şirketine teslim ettik. Onlar sayfa tasarımını yaptılar. İşte ondan sonra o fotoğrafları ilgili konulara yerleştirdiler. Ve sonra da elimize bir prova baskı verdiler. Prova baskıyı aldığımızda biz mütevazi bir apartman dairesiyle karşılaşacağımı zannediyorduk. Ama karşımızda 3 katlı bir köşk vardı. Ve bizim mütevazi apartman dairesindeki eşyalarımız bu köşke çok az gelmişti. O zaman ne yapacağız? Yeniden fotoğraf arayışına gideceğiz. İlgili sayfalara, ilgili fotoğrafları sağlıklı alt yazılarla
güzel bir şekilde, estetik bir şekilde koymamız gerekecek. Bunun için de ne yapacağız? Oradaki grafiker arkadaşlarımıza oturacağız. Her sayfayı yeniden planlayıp, yeniden fotoğraf yerleştirip, yeniden o sayfayı görsel olarak zengin ve işlevsel hale getirecektik. Şimdi bunun için ben dedim ki birinci cildi gördüğümde aşağı yukarı bu dedim bir ay içinde biter, ondan sonra bunu hallederiz. Fakat ikinci ve üçüncü cildi gördüğümde çorak tarlalara benzeyen makalelerle karşılaştım. Sayfalar gidiyoruz, hiçbir fotoğraf yok. Bazı sayfalarda çok fotoğraf gerekiyor ama oralarda da fotoğraf yok. Biz araştırmaya girdikçe her bir araştırmanın sonucunda bir madene rastlıyoruz. Yani araştırırken bir fotoğraf buluyorsunuz, o çorap söküğü gibi geliyor, başka fotoğraflar buluyorsunuz ve nihayetinde yeniden araştırmaya girdik. Peki, bir ay içinde bitmesi gereken bir şeyin, o iki cildi gördükten sonra bu dedim kesin beş ay içinde biter. Ama Erkin Kan Vakfı'yla bir sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmeye göre de eserin 1,5-2 ay içinde teslim edilmesi gerekiyor. Orada grafikerin sayın müdürü bize yardımcı oldular, biraz süre tanıdılar. Ben de o süreyi elimden geldiğince kullanmaya çalışarak eseri fotoğraflamaya çalıştım. Korkum hep şu, yani bu kadar ciddi bir eserin, bu kadar gayri ciddi bir fotoğraflama resimlemesiyle okuyucunun eline geçmesi merkezimiz adına zayıf bir puan olacaktı. Halbuki biz 3 yıldır bu eser üzerinde çalışıyorduk ve bu eserin çok güzel olmasını istiyorduk. O yüzden de sırtımda çok büyük bir sorumlulukla bu işe giriştim. Sevgili konuklar, nasıl yaptığımı da anlatayım ben size. 1,5 ay vaktimiz var. Ben grafikerden çıkıyorum. Eve kadar gidene kadar bütün makaleyi okuyorum. Fotoğraflara, hangi fotoğraflara ihtiyacımız olduğunu çıkarıyorum. Tabii bu arada otobüs son durağa gelmiş oluyor ve şoför bey beni uyarmak zorunda kalıyordu. Beyefendi son durağa geldi falan diye tekrar otobüse binip eve döndüm. Eve döndükten sonra hemen bir internet kafeye gidiyordum. İnternet kafede hemen giriyordum. Bütün kütüphanelerde kitap kapakları çektiğimiz için onların tek tek listesini çıkarıyordum. Ondan sonra internette fotoğraf arayışına giriyordum. Hangi fotoğraflar yasal, hangileri doğru, onların arasından bir seçim yapıyorum, kaydediyordum. Ondan sonra da saat 11-12 gibi internet kafeden çıkıyordum. Tabii bu internet kafedeki bu gürültü, bu çocuk şamatası, oradaki bağırtılar, sigara dumanı vardı o zaman. Ve ondan çok rahatsız oluyordum ve bir gün bir arkadaşım, okul müdürü bana sağ olsun okulu açtı ve ben oranın internetinden yararlanarak akşam çalıştığım yerle ilgili fotoğrafla devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi burada daha açık seçik bir şekilde görünüyor. Bunlar hep kartposta fotoğraflardan, grafiker arkadaşımızın sayfaya döşediği fotoğraflar. Evet, burası da grafik. Grafik de son derece zengin bir yazı. Bakalım bu ne hale gelmiş. Evet, o dönemin afişlerinden, el ilanlarından, grafik tasarımlarından örnekler devam. Evet, gördüğünüz gibi yurt dışına dahi o zamanlar afişler yapıyormuş grafikerlerimiz. O kadar yetenekli grafikerlerimiz varmış. Devam edelim. Evet, burası da modayla, moda tasarımıyla ilgili bir sayfa. Fakat gördüğünüz gibi görsel olması gereken bir sayfa. Görsellik açısından çok fakir. Bakalım bu ne hale gelmiş. Evet, gördüğünüz gibi o dönemin erkek giyimleri, memurları, işte o dönemin dünya güzellik kraliçesi Kerim Hanım Ali Seyşen'in giyimi. Evet, devam edelim. Şimdi burada da fotoğraf. Fotoğraf diyoruz ama fotoğraf bölümü de çok fakirdi fotoğraf bölümünde. Yani görsel olması, görsel zenginlik açısından çok elverişli bir yazı ama elimizdeki malzeme de çok az. Bakalım ne hale gelmiş. Evet. Evet, gördüğünüz gibi önce Osmanlı'dan başlattık. Osmanlı döneminde çekilen fotoğraflar. O dönemin fotoğraf makinelerine yer verdik. Devam edelim. Sonra bakın Cumhuriyet dönemine geçiyoruz. Cumhuriyet döneminde nasılmış? Evet, devam edelim. Ne hale gelmiş? Evet, bu şekilde. Bir fotoğrafçı dükkanı o dönemde çekilmiş. Yine Cumhuriyet döneminde çekilmiş estetik fotoğraflar. Devam edelim. Evet, fotoğraf sayfası bomboştu. Bakın burada da o sayfayla ilgili fotoğraf dergileri, fotoğrafla Atatürk'ün fotoğrafla ilgili. Atatürk'ü fotoğraf çektirirken gösteren bir fotoğraf. Bu da ilginçti. O dönemin fotoğraf sanatçıları. Devam edelim. Şimdi bu da karikatürle ilgili bir sayfa. Bu sayfaya da Atilla hocamız bu sayfayı hazırlamış.
Erkan Hatır hocamız bol malzeme göndermiş ama bizim için yine yeterli değildi. Neden? Çünkü o dönemde renkli fotoğraf dergileri vardı. Onlara pek yer verilmemiş. Bizim de gönlümüz razı olmadı. Bakalım ne hale gelmiş. Evet, bu şekilde biraz daha küçük bir şekilde o dönemin atmosferini versin diye bu şekilde döşedik. Arkadaşlarımızdan fotoğrafları devam edelim. Şimdi burada müzik bölümü. Müzik bölümü her ne kadar kulağa hitap etse de görsel açıdan son derece zengin. Çünkü o zaman müzik faaliyetleri müthiş. Şimdi burada gördüğünüz gibi Ahmet Adnan Saygun'un 1950'ler ya da 60'larda çektirdiği bir fotoğraf var. Bizim gönlümüz yine razı olmadı. Bizim isteğimiz o dönemin müzik adamlarının o dönem içinde çektirdiği fotoğraflara yer vermek. Bakalım ne hale gelmiş. Evet, önce bu sayfada Osmanlı'dan başlıyordu. Yani daha önce Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önceki müzikten bahsediyordu. Önce tarihsel olarak bir fotoğraflara yer verelim dedik. Devam edelim. Evet, Osmanlı dönemi müzikleri devam edelim. Şimdi bu sayfaya bakıyoruz. Atatürk Cumhuriyet dönemi... Cumhuriyet ilan edilmeden önceki fotoğraf sayfası bakalım ne hale gelmiş. Evet, gördüğünüz gibi özel arşivlerden bulduğumuz, özel koleksiyonerlerin bize verdikleri fotoğraflardan grafiker arkadaşlarımızın sayfayla nasıl bütünleştiğine, nasıl estetik olduğuna dikkat ederseniz herhalde yapılan çalışmayı göreceksiniz. Devam edelim. Evet, devam edelim. Bunlar Ruskay-ı Humayun'un Osmanlı dönemi. Şimdi burada da Cumhuriyet dönemine geçtik. Cumhuriyet dönemi sayfalarda evet devam ediyoruz. Evet, Cumhuriyet döneminin, o dönemin müzikçilerinin yine o dönemde çektirdikleri fotoğraflar. Devam edelim. Evet. Evet, devam edelim. O dönemin yayınları devam. Yine Cemal Reşit Rey'in hep 70'lerde ya da 80'lerde çekilmiş fotoğraflarına rastladım. Yani bu Cemal Reşit Rey'in dedim hiç yani 30 yıllarda çekilmiş fotoğrafları var mıdır, yok mudur? Araştırmalarımızın sonucunda eski dergilerde bulduk, yerleştirdik. Evet, konkur sayfalar gördüğünüz gibi. Devam edelim. İşte radyo ile ilgili bir radyoda konser verirken çekilmiş bir fotoğraf. Devam. Devam. Şimdi sinema bölümü. Sinemada görsel açıdan zengin bir sayfa. Mesela Aysel Bataklıdam'ın Kızı filminden, filminin olduğu köşe, şey, çerçeve yazı. Bakalım ne hale gelmiş. Evet, bu şekilde devam edelim. Yine o çerçeve yazının devamı. Devam edelim. Şimdi tablolar var. Tabloların da kuru kuru olmasını istemedik. Mutlaka yanında resimler olsun. Tablolarla ilgili işlevsel resimler olsun istedik. Bakalım ne hale gelmiş. Evet, bu şekilde o dönemin kazılarında çıkan tarihi bulgular yan taraftaki sayfalara estetik bir şekilde yerleştirildi. Devam edelim. Yine bu sanatla ilgili bir sayfa. Devam edelim. Ne hale gelmiş. Evet. Devam. Devam. Evet, bu da sanıyorum çevreyle ilgili. Devam edelim. Evet, 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 bitti. Şimdi ben size sabrınız için teşekkür ediyorum. Bazı şeyleri de buradan okumak istiyorum. Sevgili konuklarımız, 1685 resim kullanmışız. Bu resimlerin 763'ü fotoğraf, 621'i kitap, dergi, afiş, broşür, gazete ve el ilanları, 208'i portre ve 92'si de sanatsal resimlerin harita, tablo, çizelgeler olarak gruplandırılmıştır. Eserler renkli fotoğraflara çok az ve yeteri kadar yer verilmiştir. Resimlerin ilgili sayfalarda bulunmasına ve metinlerle bütünleşmesine özellikle önem verilmiştir. Resimlerin işlevsel olmasına ve yeteri kadar verilmesine dikkat edilmiştir. Portre resimlerde kişinin tam adı yazılmış, parantez içinde doğum varsa ölüm tarihlerinde yer verilmiştir. Resim altyazılarında kişi ve yer adları özellikle belirtilmiştir. Kesin tarih bilinmiyorsa tam olarak, bilinmiyorsa yaklaşık olarak belirtilmiştir. Konular hakkında dönemi içinde çekilmiş fotoğraflara yer verilmiştir. Kitap kapakları verilirken genellikle ilk baskısına ya da dönemi içinde yayınlanmış ikinci baskısına yer verilmiştir. Kitap, dergi gibi materyallerin adı, yazarı ve yılı alt yazılarına verilmiştir. Dergilerin ya ilk sayılarının ya da dönemi içinde yayınlanmış sayılarının kapak resimlerine yer verilmiştir. İstisna olarak 1938'den sonra yayınlanmış kitap ve dergi kapaklarına da yer verilmiştir. Çünkü diğer ceplerde yer almayacağı için. Kişilerin dönemi içinde çektirdikleri fotoğraflara yer verilmiştir. Kişilerin bir
bilinmeyen fotoğraflarına yer verilmiştir. Mükerrer resimlere olabildiğince az yer verilmiştir. Aynı kişinin değişik yerlerde yine bolca adı geçmekte aynı kişinin farklı fotoğraflarına yer verilmiştir. Fotoğraflar ham haliyle değil, grafikerlerce işlenip, özürlü yerlere tamir edilerek ve üzerindeki çizgiler, lekelerden arındırılarak estetik bir anlayışla sayfalara yerleştirilmiştir. Resimler siyah beyaz değil, o siyah beyazın çiğliğini almak için koyu kahverengi, bitter çikolata rengine vermeye çalıştım. Atatürk'ün adı, soyadı kanundan önce Gazi Mustafa Kemal olarak yazılmıştır. Doğal olarak diğer şahıs isimlerinde de aynı özen gösterilmiştir. Fotoğraflar çeşitli... Köklü bir tarih ve kültüre sahip olan Türkler, tarihin her döneminde önemli rol oynamış bir millettir. Tarih uzmanları, Türklerin egemenliği altındaki halkları asimile etmeden yönetme ve aynı zamanda güçlü kültürler karşısında ayakta durma konusundaki yetenekleriyle tanındığını söylerler. Birbirinden çok farklı kültürleri asırlarca bir çatı altında yaşatmayı başaran Osmanlı tecrübesinden sonra kopan büyük kıyamet, Türklerin yeniden ayağa kalkmasıyla son bulur. 23 Nisan 1920, Türk tarihinde milli egemenlik ve tam bağımsızlık temelinde yükselen yeni bir süreci ifade eder. Mazlum milletler içinse bu tarih sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı mücadelenin bir sembolü olur. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı birkaç yıl önce sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de akışını değiştiren Cumhuriyet döneminin kültürel hayatını disiplinler arası bir yaklaşımla ele almak ve dönemin tarihi tecrübesinden yararlanarak geleceğe ışık tutmak amacıyla yola koyuldu. Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü adlı çalışmaya 2007 yılında başlandı. Çalışmanın ilk evresi 1920 ile 1938 yıllarını, yani Atatürklü yılları kapsıyor. Bu sebeple dönemin adı Atatürk dönemi olarak isimlendirildi. Genel editör olarak başkanlığını Osman Horatan'ın yürüttüğü projede Seyfi Başkan, Recep Bostemur, Özkul Çobanoğlu, İsmail Doğan, Yasemin Doğaner, Esin Kahya, Recep Kılıç ve Ali Uçan da uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda editör olarak görev aldılar. Metot ve eserin kapsamı üzerinde uzun uzun tartışıldı ve Atatürk döneminin 16 ana bölümde sunulmasına karar verildi. Bu bölümler giriş, kültür politikası, tarihi süreç, devlet yapısı, toplum yapısı, din, düşünce, eğitim, bilim ve teknoloji, kitle iletişim, dil ve edebiyat, halk kültürü, sanat, arkeoloji ve sanat tarihi, müze ve kütüphaneler ve çevre kültürü başlıkları altında toplandı. Daha sonra her bir bölümün kapsamı, ana ve alt başlıkları tespit edildi. Ayrıca dönemin temsil edici figürleri bir kuş dalışıyla ayrıntılı bir şekilde çerçeve yazılar içinde verildi. Her ay düzenli olarak toplanan editörler, projenin yazar kadrosunu belirledi.
Toplam 119 yazarın kaleme aldığı makaleler, editörler ve belirlenen hakemlerce incelendi. Basılması uygun görülen makalelerin gereksiz tekrarlardan arındırılması ve yazım birliğinin sağlanması için editörler büyük çaba harcadı. Bir yılda bitmesi planlanan yazım aşaması yaklaşık 2 yıl sürdü. 500 sayfa olarak tahmin edilen birinci evre ise 1500 sayfaya ulaştı. Tek cilde sığması düşünülen ilk evre, önce 2, daha sonra 3 cilt olarak yeniden düzenlendi. Eserin yazımı kadar resimlenmesine de büyük bir çaba harcandı. Her makale için yapılan resimlerin tespitinden sonra gerekli görsel malzemenin bulunmasına girişildi. Böylece yazarlar, yayıncılar, kişisel ve kurumsal arşivlerden sağlanan resimlerle zengin bir koleksiyon oluşturuldu. Fotoğrafların yanı sıra Atatürk döneminde yayımlanmış kitap, dergi ve gazeteler tarandı. Tozlu raflarda kalan birçok yayının kapak fotoğrafı çekildi. Eserde ayrıca dönemin sosyal hayatını yansıtan afişlere, broşürlere, gazete ve el ilanlarına yer verildi. Resim seçiminden sonra tasarımcılarla birlikte kitabın sayfa düzeni belirlendi. Her bir resim bilgisayar ortamında yeniden tasarlandı ve ilgili sayfalara titizlikle yerleştirildi. Sanayi yatırımlarının yanında eğitim ve kültür alanındaki hizmetleriyle de tanınan Ergin Vakfı bu çalışmaya maddi destekleriyle katkıda bulundu. Böylece Cumhuriyet dönemi Türk kültürü adlı eserin adına yaraşır bir baskı kalitesinde okuyucusuyla buluşması sağlandı. Milli egemenliğimizin 90. yılını kutladığımız bu günlerde yayımlanan eserin sadece kütüphanelerde değil, her evde bulunması temel arzumuzdur. Bu eserin başka dillerde de yayımlanması evrensel kültürün bir kazancı olacaktır. Kültür tarihimizi gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek amacıyla yayımlanan Atatürk döneminin devamında 1939-1960 evresi hazırlanacaktır. Cumhuriyet dönemi Türk kültürü adlı eserin gerçek sahibi editör ve yazarlara, arşivlerindeki görsel malzemeleri bizimle paylaşan koleksiyonerlere ve bu eserin basımından yayımına emeği geçen herkese merkezimiz adına sonsuz teşekkürler.